Nesne TV'den herkese merhabalar. Pazar günü İspanya Basketbol Ligi'nde yine güzel karşılaşmalar var. Güvendiğim 4 tercih var. Bunları sizinle paylaşacağım. İlk maçım saat 13.30'da 717 koduyla Gran Canaria Real Madrid'i konuk edecek. İlk yarı 2.5 maç sonu 4.5 sayılık handikaplar. Ev sahibi takım Gran Canaria'da 166.5 sayılık toplam sayı limiti var. Handikapsız oynama şansımız da var bu karşılaşmaya. 1.40 Real Madrid galibiyet oranı, 2.45 Gran Canaria galibiyet oranı. Bu maça maç sonu bir düşünebilirdim ancak geçtiğimiz haftalarda Gran Canaria'nın kendi salonunda Barcelona'yı konuk ettiği maç aklıma geldi ve orada Gran Canaria beni çok ciddi hayal kırıklığına uğratmıştı. Burada da sonuçta Real Madrid gibi bir takımı o maçtan dolayı, aslında böyle maçları hani çok da fazla düşünmek doğru olmaz ama o maçtan dolayı bende bir güvensizlik oluşuyor Gran Canaria'ya. O yüzden bir demiyorum. Üst tercihi benim için bu karşılaşmada ön planda. İki takımın da zaten Real Madrid'in savunmasını biliyoruz. Atarak kazanmaya çalışan bir takım. Real Madrid'in geçtiğimiz sezonlardaki basketbolda hep sürekli tempolu basketbol. Skorer oyunculara sahip. Rudy Fernandez hala dönmedi. Onu da belirteyim. Ama özellikle geçen hafta Valencia deplasmanında aldığı galibiyet Real Madrid'in son saniyede Sergio Llull'ün kendi sahasından attığı basketle kazanmışlardı. Sonuçta Real Madrid atarak kazanan bir takım. Savunması çok iyi olmayan bir takım. Gran Canaria'da ben kendi salonunda salon ve taraftar avantajıyla skora katkı yapacağını düşünüyorum. İki takımın da çeyrek başı 20 sayıların üstüne çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden üst tercihim var bu karşılaşmayla ilgili. Handikapsız da Real Madrid galibiyeti denilebilir ama ilk tercihim 166.5 sayılık toplam sayı limiti üzerinden üst. İkinci maçım saat yine 13.30'da 719 koduyla Saragoza Kanaryası konuk edecek. Yarım sayı handikaplar var. İlk yarı maç sonu. 155.5 sayılık toplam sayı limiti var. Saragoza'nın ben kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu bir tercihim var. Saragoza çok kötü başlamıştı. Daha sonra arda arda galibiyetler aldı. Daha sonra tekrar yenilgi galibiyet bu şekilde inişli çıkışlı bir performansı vardı. Özellikle Euro Cup'ta Galatasaray'a bank konuk etmişti Saragoza. O maçta çok iyi oynamıştı. Bu maçı kazanması gerekiyor sıralama için. Kanaryası'nın da tabii kazanması gerekiyor. Bu takımlar arda arda sıralanıyorlar. Ama ben burada Kanaryas'ta olsaydı karşılaşma, Kanaryas'ta salonda olsaydı Kanaryas derdim. Ben salon avantajıyla Saragoza'yı ön plan tutuyorum. Handikap da zaten yarım sayı. Ben maçı kazanmasını bekliyorum Saragoza'nın. 719 maç sonu bir tercihim var. Saat 19'da 737 koduyla Barcelona Malaga'yı konuk edecek. İlk yarı 7.5, maç sonu 14.5 sayılık handikaplar. Malaga'da 152.5 sayılık toplam sayı limiti. Çok yüksek handikaplar var. Bunun nedeni Malaga'nın son dönemde gerçekten kötü basketbol oynaması. Gerek Euroleague'de gerek İspanya Basketbol Ligi'nde arda arda gelinen mağlubiyetler, Malaga'nın skor üretememesi, defans yapamaması eskisi gibi Malaga'nın şu anda bu handikaplara sahip olması ki bence nedenler. Burada ilk yarı bir tercihim olacak. Ben Barcelona'nın oyunu ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Şimdi 14.5 sayıdan maç sonu böyle bir Euroleague top 16 takımını karşıma almak istemedim. İki takım da Euroleague top 16'da mücadele ediyor. Ben o yüzden ilk yarıdan 7.5 sayılık handikap var. Barcelona'nın iyi bir giriş yaparak şu anki formsuz Malaga'ya karşı ilk yarı handikapın geçmesini bekliyorum. İlk yarı bir tercihim var. Ve son maçım saat 20.30'da güzel bir karşılaşma. 746 koduyla Laboral Bilbao'yu konuk edecek. İzleme şansı olanlar bence izlesinler. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. İlk yarı 5.5 maç sonu 9.5 sayılık handikaplar. Konuk takım Bilbao'da 160.5 sayılık toplam sayı limiti var. Güzel bir üst karşılaşması olduğunu düşünüyorum. Laboral'in ben bu karşılaşmada 90'lı sayıları zorlayacağını düşünüyorum. Bilbao'da son dönemki basketboluyla Laboral'e eşlik etmesini bekliyorum Bilbao'nun. Eşlik edecek güçte bir takım. O yüzden güzel bir üst karşılaşması olduğunu düşünüyorum. Handikaplar çok sınırda açılmış. Laboral'in tabii ki maçı kazanması bekliyorum ama 9.5 sayılık handikap biraz fazla geldi. Yine de Laboral'in oynadığı basketbolla Bilbao'nun oynadığı basketbol arasında fark var. Laboral gerçekten formda. Evet, geçtiğimiz akşam Euroleague'de Olympiakos deplasmanında çok fazla varlık gösteremediler ama bunu bekliyordum arda arda alınan galibiyetler sonucunda. Burada ben karşılaşmanın üste gideceğini düşünüyorum. Tempolu bir basketbol bekliyorum iki takımdan da. Herkese de oynadığı kuponlarda bol şans diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.